Bugün Balıkesir Edremit ilçesindeyiz. Kaz Dağları Milli Parkı'nda yürüyüş yapacağız. Mehmet Alan Köyü'nden güzergah başlıyor. Sarıkız Tepesi, Sarıkız Türbesi'nde zirvede yürüyüşümüzü bitireceğiz. Arkadaşım Fatih Sevgili ile beraber yürüyüşümüzü tamamlayacağız. İnşallah. Haydi başlayalım. Yalnız şu... Evet, birçok endemik bitkinin olduğu bir yer burası. Gördüğünüz gibi. Zaten dalgalarda da var. Güzergaha buradan başlayacağız. Belli bir noktaya kadar aracımızla gideceğiz. Sonrasında aracı bırakıp zirveye yürüyüş yapacağız. Parkın girişi burası. F9604. Hepsi panellerle mi çalışıyor? Saat 5.30'da geleceğim. 5.30'a kalmayız. Daha erken geliriz. İnşallah verim alırsınız. Evet, burası da kamp alanı. Rakım 800. Yola devam ediyoruz. Daha rakım kaç abi zirvede? 1700 metre rakımda bitireceğiz inşallah. Üzerimize doğru geliyor şu anda, bakın görebilirsiniz. Ama aşağısı sahilin olduğu yer açık şu anda. Çok güzel bir manzara var. Geldi şu anda. Kapandı burası. Zirveye doğru daha da kapalı. Bak şu olaya. Evet. Abi şu manzaranın güzelliğine bakar mısın ya? Gelmeyebilir rüzgardan. Yani kamerayı zor tutuyorum şu anda. Arka manzarayı görüyorsunuz. Evet, ince ince yağmur da yağmaya başladı.
başladı. İnşallah güzergahı tamamlarız. Bunlar da herhalde sonbaharın son meyveleri. Hocam bir sarıl bakalım. Kavuşma ya. İkimiz geçsek yine kavuşmaz. Baksana dallarına ya. Zirveye çıkmaya devam ediyoruz. Hemen hemen yolu yarı yaptık. Çok güzel bir manzara gördüm. Deniz ayağımızın altında. Sonbaharın bütün renklerini görüyorsunuz. Zaten gümüş var burada. Çok harika bir yer. Kaz Dağları Milli Parkı'nda zirveye doğru çıkışımız devam ediyor. Tozlu mevki rakım 1470'teyiz. Devam ediyoruz ama gördüğünüz gibi sis var. Bakalım inşallah zirveye çıkabileceğiz ama zirveyi de nasıl bulacağız? Sadece Kaz Dağları'nda olan Kaz Dağı Köknarı seyir noktası yürüyüş oluyor. Peki bu yoldan Kaz Dağı Köknarı'nı görebileceğiz. Tabi hava da bayağı sis olduğu için görebilme şansımız olur mu abi bilmiyorum. Bayağı çok yukarıdayız ve sis var. Evet, aşağıda günlük güneşlik bir hava vardı. 13 derece, 14 dereceydi hava. Güneşliydi, açıktı. Şimdi görüyorsunuz buzları. Ağaçlar buz tutmuş. Şuraya bakar mısınız ya? Evet. Şu an buzun üstündeyim. Vay 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 vay. Yalnız bilmiyorum zirveye çıkabileceğiz mi abi? Ben endişelenmeye başladım. Acayip soğuk. Çıkabildiğimiz yere kadar çıkacağız. Belki sarı kız
türbesini göremeyebiliriz. Şöyle göstereyim. Buz yağıyor, buz. Ah, ayakkabılar kayıyor şu anda. Hayır, buraya geçtikten sonra bir şey olmaz. Ne? Şuraya bir atlatalım, bakacağız. Burası iyi. Tehlikeli bir iş mi yapıyoruz? Anlayamadım. Korktuk yani. Bakalım gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Sonra da geri döneceğiz. Yürüyüşümüzü burada bitiriyoruz. Maalesef Sarıkız Türbesi, Sarıkız zirveye çıkamadık. Bu seferlik çıkamadık. İnşallah bir dahaki gelişimizde çıkmaya çalışacağız. Nisan'da artık Mart Nisan gibi bir daha geleceğim. Bir daha çekim yapacağız çünkü zirveyi göremedik. Evet, inişe geçtik şu anda. Yani 2 kilometre kaldı. Maalesef 2 kilometre daha çıkamadık ama çıkılacak gibi değil. Ellerimi görüyorsunuz, kıpkırmızı oldu. Şu an yani tutamıyorum. Ne abi? Yok ya, nereye gidiyorsun? Buz, her yer buz olmuş ya. Dönüşe geçtik, inşallah araba çalışır.